Merhaba, Boz 42'ye hoş geldiniz. Yeni bir Soğuk Savaş'ta sizlerle birlikteyiz. Bugün karşımızda Aşk 101 ekibi var, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl oluyor yani böyle güzel bir şey değil mi? Dizide falan oynamak. Bizim de... Sen misin? Senin de aslında sana bir teklif yani olsa evet. Ayarlayalım mı diyorsun? Ne bileyim, geek bir rol falan bir şey olur, varsa. Sen liseliyim o işte. Tamam, bölümü çekmemize gerek yok. Ben bunun için bir aracı olurum. Bölümü de çekmeyelim. Sonra bakalım. Bileğin elik olurdu. Sen hocaları mı olacaksın? Lise dizilerinde çok isim görüyoruz. Peki bu ana hazırlandınız mı Soğuk Savaş'a? Şakalar hazır mı? Ben 2 yıldır yani hazırlanıyorum. Kubilay kendini hazırlıyor, her hafta çalışıyor. Şey geldim yani, antrenmanlı geldim. İşte bakalım. Kendine güveniyorsun. Eğilir poz verirsin. Işte. Eğil dediler, biraz daha eğil, biraz daha eğil. Heyecan boştu. Eğiliyor. Bu nasıl duruş ya? Biz şimdiden kazandık ya, bak şuraya evet, müthiş. Yani, bu ton olayını açıklamaya... Özür dilerim. Başlamadık, şimdiden başlıyorum. Zaten bu tonlarda. Asla da kesmeyeceğiz. Oğlum ya, tam benim programım ya. Kesinlikle böyle olmalı ya. bu ton olayımız var. Ondan bahsetmem gerekiyor. Pas butonumuz o. Diyelim karşı taraf çok kötü bir şaka yaptı. Ya da işte gitmek istiyorsunuz artık. Yeter, ben bu kadar şeyi kabul etmedim. Alt tarafı bir dizide oynadık ya falan gibi. Basabilirsiniz. Tamam. Böyle bu kaba olmanıza da gerek yok. Tabii. Tamam. Doğru. Kabalaştırmama. Hayır, ben de oynamak istiyorum dizilerde falan demeden. O zaman hazırsak Soğuk Savaş evet, başlasın. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. Gülersen kaybedersin. Evet, heyecan var mı? Evet. Bende de niyeyse 60. bölüm ama işte yani oluyor. Daha mı fazla oldu? 70 olabilir. Aa. Evet. Hadi bakalım. Genelde konuk başlıyor. Tamam. O yüzden senin sorunla başlayabiliriz. Geç gelen çeviriye ne denir? Ne denir? Translate. Kesin kazandık ya. Hızlı başladın ya. Yıllar sonra değeri anlaşılacak bir şaka geliyor hazırsan. Tarkan neden beni işlettiği çay bahçesinden kovdu? Neden? Ocağına düştüğüm için. Ya. Yıllar. Şu an değil bu şakamız. Bence yavrum dediğin birkaç sene. Hristiyanlar en çok hangi elimize gitmek ister? Hangi? Kilise. Ben bu tora basardım. Benimkiler de iyi değil o yüzden. Yani o şovu yapamıyor. Origami kursundan neden ayrıldım? Neden? Katlanamadım. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Buraları kesiyorlar ama. Olsun. Sen bizi çok seviyormuşsun. Ben çok seviyorum. Biz seni hiç izlemedik ama. Olsun. Olsun, izleriz bundan sonra. Evrenin oluşumundan beri orada olan, milyonlarca yıl geçtikten sonra bile hakkında konuşulup varlığı hunharca gösterilmeye devam eden felaketler bütününe ne ad verilir? Ne ad verilir? Berk'in eski sevgilisi. Bir olay olarak ama. Felaketler bütünü. Felaketler bütünü. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok peki, çabalamıştım. Kısa bir ara veriyoruz, sonra devam edeceğiz. Bir grup liselinin aşk ve aksiyon dolu hayatını anlatan ve kaliteli yapımıyla dikkat çeken dizi hangisidir? Hangisidir? Lise Defteri. Pota düşüyor. Pota devriliyordu. Öyle bir prodüksiyon var mı ya? Doğru, Lise Defteri çok kaliteliydi. Dostoyevski'nin artı 18 anılarını anlattığı kitabın adı nedir? Böyle bir şey olamaz. Nedir? Bel altından notlar. Benim şakam. Hayda. Güldü mü? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir gülümseme kaldı yüzümde ama. Sırf gülmemiş sayıyorum ben. Türkiye Eurovision mu? Eurovision yarışmasını... Eurovision. Bir vizyon. Türkiye Eurovision yarışmasını en ciddiye aldığı yıl ne yapmıştır? Ne yapmıştır? Bir manga adam göndermiştir. Sinirim bozuldu. bir oyuncu şakası. Ama player olarak yani. Ha öyle. Evet, tamam. Şakacı bir şaka. Gibi. Bakalım ne çıkacak? Tüm dünyanın birbirine teşekkür ettiği oyun hangisidir? Hangisidir? World of Tanks. Güzel. Gerçekten güzel. Nasıl? Gerçekten bence güzel. Komik.
Gerçekten güzel. Ya bir, bence bir oyuncuya yakışır bir şaka. Bence de. Papağan'a sormuşlar neden gagan eğri diye. Papağan ne demiş? Ne demiş? Neden gagan eğri? Sakin ol. Öyle her şeye gülmek yok. Oo. Bunun şifresi var mı? 13-13-13. Sen nereden biliyorsun ki? Bunu yapmak zorunda hissettim. O derece. Okuyunca. Hadi bak. Türkçemize hı hı. En çok hasar veren ünlü kimdir? Bir isim akla geliyor ama kimdir? Demüç Akalın. Evet. Benim de aklımdaki isim o. Yine mi aynı? Yok yok hayır. Yapıldı mı bu şaka? Yok yapılmadı. Yapılmaması. Ben sadece tahmin ettim kim olduğunu. Yani. Tamam mı? İzleyicilerine devamlı hala izliyor musunuz sorusunu soran oluşumun adı nedir? Bana yakın bir kitle galiba. Evet. Post 42. Yani 3 sezon oldu arkadaşlar. Yani hala mı gerçekten? Kızıyor. Senin başka bir meslek tercih etmen gerekiyor. Keşke. Evet. Zorla mı yaptın? Evet ya. Aynen varsa rol falan. Böyle mi oluyor ya? İnşallah böyle olmuyordur. Bir astronot neden KPSS'ye girer? Neden? NASA başı bir işte çalışmak için. Çok terlediğim için gidiyorum yanlış. Merhaba. Şimdi bir soru soracağım. Kısa bir anket olacak. Tamam. Sorunuz geliyor. İsviçre'ye gitmenin en büyük artısı nedir? Nedir? Bayrağı. Okey. Ben kendim gülmüştüm. Şakadan önce gülüyordum bu arada. Ben de içeride gülüp geldim buna. Öyle söyleyeyim. Şu an gülebiliyor muyum arada? Tabii. Şaka geçti artık. Tabii. Oh, tamam. Açık sözlülüğüyle bilinen meslek grubu hangisidir? Hangisidir? Postacılar. Çünkü ben niye anlamı niye? Ya İngilizceden ne yapıyor? Ya, ha tamam şimdi oldu şimdi oldu çok güzelmiş. Postacı söyler hayda. Felsefe dersinin diğer ismi nedir? Nedir? Neden eğitimi? En egzotik sanatçımız hangisidir? En egzotik? Evet. Hangisidir? Barış Manço. Bunları hızlı, aynen. Bunları hızlı yapmazsan yemiyor evet, biliyor musun? Doğru söylüyorsun. Pat pat. Mahmut Tunçer internete bağlanmak için ne kullanır? Ne kullanır? Kablo. Çok başarılı. Vurguya ne diyorsun? Güzel. Birazcık havada kaldı ama. Yer çekimsiz ortamda oynanan halk oyunu hangisidir? Hangisidir? Ayda Çıra. Dediğim gibi seri atmak gerekiyor. Ama bazen hiç yemiyor biliyor musun böyle olduğunda şaka. Telefonu açacağım. Ya. Yeah. Açacağım tabii. Bu herkesin bildiği şifreyi de giriyorum ama kimseye söylemiyorum. Ha 13-13-13 mu? Hı-hı. Söyleme bence de. Erzurumlular sevinçlerini nasıl gösterirler? Hızlı şaka severim. Nasıl? Kıtlama yaparak. Tabii ki. Bu hayatta başarısız oldukları konu üzerinden bir dostluk kurup zorluklara birlikte göğüs geren arkadaş grubu kimdir? Kimdir? Berk'in eski sevgilileri. Şakam vardı ya. Sabah attığı fotoğrafı öğlen bir daha atan yazar kimdir? Kimdir? Sabah attın Ali. Ya. Buna da gülmeyeyim be. Buna da gülmeyeyim ya. Matrix'te Neo'dan ilk kez dayak yiyen Ajan Smith ne demiş? Ne demiş? Neo lan adam mı oldum? Biraz aslında pek. Niye Matrix?
Allah Allah. Abi istersen gülmez. Sen kimsin? Dayısına geldik. Dayısına. Karadenizli bir komutan askere gelsin diye nasıl emir verir? Nasıl? Buraya celasun. Bu espriden dolayı çok teşekkür ederim. Bir yerde biz bu espriyi boşaltalım. Evet, teşekkür ettik. Biliyor muyum? Öyle oldu. Peki. Maalesef, maalesef. Program yazarken sinirlenen yazılımcı ne demiş? Ne demiş? Kodumun hatası. Güzel ama ya. Güleyim mi falan? Ben güldüm ya. Ama güzel bir şakaydı abi. Bir de kodlama. Neyse, bir taraf gülelim. Ben kendime mi soruyorum? Şakası olan gelsin. Ben hazırım. Ben değil, bir dakika. 13-13-13 mu? 13-13-13 geliyor. Abi bir şifreyi mi söylediniz? Yok be abi. Bir ilişkiyi bitirmenin en zor tarafı nedir? Nedir? Netflix'te yeni hesap açmak zorunda kalmak. Bir oyunculuk işi var aslında. Yani nasıl bir şey? Bana uyar abi. Bana uyar. Açıdan bu kadar zor. Bu açım alır mısın? Netflix'i tanıyoruz ya, gönderirler bir hesap. Rahatça oturabileceğiniz, yeşilliğin keyfini çıkarıp mangala doyabileceğiniz geniş ve ferah yeşillik yer neresidir? Neresidir? Galatasaray defansı. En büyük Fenerbahçe. Teşekkürler. Başka bulabilirsin. Nasılsın? İyiyim. Oyuncu olduktan sonra kilo verdim ve evet, para misin? Değiştirdim. Ben de biraz. YouTuber olduktan sonra sweatshirt'e geçtim. Çok iyi. Yani işte böyle hayat. Venom Osmanlı döneminde var olsaydı nerede yaşardı? Pardon. Nerede yaşardı? Yere batan. Ya bu gerçekten üstüne para verse ben sormam bu soruyu. Başka sorayım mı? Gülmezsen kaybedersin. Ünlü primadonna lakaplı komedyen ünlü kimdir? Kim? Ne? Ünlü primadonna. Ünlü primadonna lakaplı komedyen ünlü kimdir? Kim? Ünlü. Tamam lan. Ünlü olduğunu anladık. İki kere sormuşlar ünlü diye. Espiri Madonna. Girdi mi? Girdi mi? Oğlum böyle bir soru sorma şu andayken. Tamam kazandınız da yani. Aa, böyle bir şey yok ya. Soğuk Savaş'ın galibi Aşk 101 ekibi oldu. Bravo. Tebrik ediyoruz. Sol kolu buradan çıkartmak Biraz sıkıntılı. Zor bir mücadele oldu sanırım. Evet, stüdyo biraz dar ama. Daha evet. Yani öyle. Şu anda ses almıyor büyük ihtimal mikrofon yani senin. Masayı yatmana da gerek yok. Şuraya doğru. Genelde kazananlardan bir kazanma hareketi istiyoruz ama size hazırlanacak zaman vermiyoruz. 3, 2, 1. Onu yapamadım. Siyasi oldu. Ne yaptın ben lan? Ben çalıştım oğlum. Hazırlanmış yani. Vay vay vay. İki senedir hazırım bu yarışmaya. Anlatamıyorum kimseye. Sırf bu yüzden ünlü oldu biliyor musun? Tabii biliyor canım. Evet. Biz niye ünlü olduk? Kubilay oyunculuğa başladı. Yok siz zaten ünlüydün sanırım. Kubilay oyunculuğa o yüzden başladı. Bir gün Post 42'ye çıkarmayayım diye. Vay be. Böyle bir hayal ha. Takip etmiyor ama bizi. Şimdi işte sizin ne varsa Twitch mi Twitch ben oradayım. Okey. Yok tamam. Yani. Olursa ben çok istiyorum. Sizde var mı dizi falan bir şeyler? Bizde bağımsız var. Çok para vermiyorum. Bir yerden alışırım başlamak lazım canım. Ben alışırım çok para veririm. Yok canım bağımsız işin bitiriş noktası. Çok da başlama almıyor. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok keyif aldık. Ben çok terledim kişisel olarak. Ben ama de çok terliyorum çok kişisel olarak. Aldım. Böyle durmak çok zormuş bu arada. Evet. Evet. Yeni sezonda merakla bekliyoruz. Umarım harika bir iş ama umarım eminim harika bir iş çıkmıştır. Yine keyifle izleyeceğiz. Olması gerekmiyor mu? Aşk 101 hayır. Diyelim. O zaman 201 olması gerekiyor. Evet doğru söylüyor. 202 de oluyor. İşte bu. 201 hatta 301 olur. 401 olur. Ama bu...
Küçük su birikintisine ne denir? Küçük su birikintisine ne, küçük ne, su birikintisi denir. Ne denir? Ne denir? Sucuk. Fransız ihtilali Fransız ihtilali neye karşı yapılmıştır? Neye? Sabaha karşı. Kapanacağız. Biz kapatacağız stüdyoyu ama. Evet. Biz ne yapıyoruz? Biz kaçıyoruz. Biz devam edebiliriz. Ayda. Kapılar da batarız.